Merhaba ve Alpha Gamer'a tekrar hoş geldiniz. Evet. Bugün neden yeniledim bilmiyorum. Sormayın. Evet. Bugün nasıl Minecraft'a mod yükleneceğini ve nasıl arkadaşlarınızla server'a yüklemeden nasıl arkadaşlarınızla oynayacağınızı göstereceğim. Daha önceden yapmıştım biliyorum ama biraz eksik kaldığını düşündüm. Yenilemeyi kesiyorum, tamam. Biraz eksik kalmıştı bence. Çünkü mod falan yüklememiştim. Her neyse. Bugün Forge kullanarak mod yükleyeceğiz. Forge'u hemen buradan indirebilirsiniz. Altta description ya da açıklama bölümünde linkleri vereceğim. Bu minecraftforge.net'te tabi başında files nokta var ama neyse. En son Minecraft'ınız kaçsa, mesela benim şu an 1.4.7 ya da sizin mesela 1.4.5 olur ama moda uygun olarak yapmanız gerekiyor. En son sürümünden Universal olanı indireceksiniz. Tıkladığınızdan da ADFLY'den indirin. Şimdi ben indirdim daha önceden, zaman kaybetmeyelim diye. Gerçi hemen iniyor da neyse. Öncelikle başlat menüsünden, tabi Windows 7 kullanmanız gerekiyor bunu yapmak için. Eğer XP ve daha farklı şeyler kullanıyorsanız onları hatırlamıyorum ama XP'de çalıştır menüsünü açmayı biliyorsanız oradan updata, %updata, %100 yazıyorsunuz ve açıyorsunuz. Windows 7'de o arama bölümüne yazıp enterliyorsunuz. Hızlı oldu. Nokta Minecraft'a giriyorsunuz bildiğiniz gibi. Sonra binden Forge yükleyeceğiz tabi. Minecraft jar var, bunu tabi şeyle açacaksınız. Ben de WinRAR'la. Evet. Şimdi ben hiçbir şey yüklemedim şu an ve meta inf var. Eğer bir mod yüklemek istiyorsanız bu dosyayı silmeniz gerekiyor. Tabi bazılarında silin hani oluyor ama hani silmeden de çalışıyor ya da bilmiyorum ya da sadece olmuyor. Onları bilmiyorum ama siz silin. Şimdi neyse, Minecraft Forge'da baktığınızda da onda da meta inf var. Öncelikle Forge'daki tüm dosyaları seçin. Evet. Sonra Minecraft'a atın dosyasına. Oha, ne oluyor? Yavaş. Bir saniye. Evet, tamam dedikten sonra evet atıldı. Şimdi bunu kapatabiliriz artık sanırım. Her neyse. Şimdi buradan attıktan sonra, bunu attıktan sonra meta inf'yi siliyoruz. Delete deyip okey. Bu kadar. Silinecek. Şimdi bunları kapatalım. Minecraft'ımızı açıyoruz. Ki şeyde jar'da, yani nokta Minecraft'ta mod dosyamız oluşsun. Şimdi şu fleme neyse. Mojang yazısı. Evet. Minecraft'ımız açıldı ve Forge yüklendi. Gördüğünüz gibi altta yazılar çıktı. Modlara da bakabiliyorsunuz. Modlara. Şu an 3 tane şey var. Forge ile ilgili bunların hepsi. Her neyse, şimdi Minecraft'ı kapatıyoruz. Şimdi burada bir tane mods diye bir dosya oluştu. Bu mods dosyasını siz de oluşturabilirsiniz eğer Forge yükledikten sonra oluşmazsa. Şimdi bu dosyaya ben bugün Paintball mı yüklesem? Neyse, Paintball yükleyeyim ama bu normal Paintball olmayabilir. Neyse, olmazsa BMW modunu yüklerim. Paintball'u direkt ya da kopyala ve yapıştır olarak buraya atıyorsunuz. Bir de dosyalar zip olacak. Mesela bazen RAR'ları açın. Onun içinde bir tane daha dosya oluyor. Bir de texture pack falan oluyor bazılarında. O RAR'lı dosyayı açın. Her neyse. Şimdi paintball'da bir şey yok. Attık. Ve Minecraft'ımızı açıyoruz. Yani bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu kadar. Yani Forge sayesinde bu kadar kolay yükleniyor. Yani... Evet. Şimdi 4 mod oldu ve yüklendi paintball mod. Bakmama gerek yok sanırım. Neyse. Şimdi paintball mod yüklendiğine göre şimdi de Hamachi indirme sırası. Hamachi indiriyoruz çünkü arkadaşlarımızla oynamak istiyoruz ve bu yaptığım her şeyi arkadaşlarınızın da yapması gerekiyor. Mesela oynayacağınız serverda, yani server gibi bir şey oluşturursunuz. Geçenki videoda dediğim gibi. Her neyse. Şimdi bunu da ben bunun linkini de açıklama bölümünde koyacağım. Öncelikle bu unmanaged'ı, yani
seçin. Bir şey fark etmiyor sanırım. Ben böyle indirmiştim. Şunu tıklayın. Download now dediğiniz anda buradan indiriyorsunuz. Kurun. Ya ben şimdi silmek istemedim. O yüzden kurdum. Şimdi kurduktan sonra alt taraftan Hamachi logosu var. Ona sağ tıklayıp önceki boyut diyorsunuz. Evet. Buradan ben bayağı bir ağ oluşturdum zaten. Önceden. Ama siz şimdi ilk yükleyeceğiniz herhalde ilk yükleyeceksiniz. Yüklemeyenler de var. Neyse boşverin. Ağa tıklayıp yeni bir ağ oluştur diyeceksiniz. Ya da arkadaşlarınız oluşturacaksa mevcut bir ağa katıl diyeceksiniz. Öbür kişiler. Şimdi ağ kimliği olarak bir isim giriyorsunuz. Mesela şurada AlphaGamer123 yazmışım ben. Mesela buraya da bir şeyler atalım boşver. Parola da sallayın bir şey. Oluştur. Bekliyoruz. Şimdi burada bir yerlerde. Heh, buradaki isim budur. Neyse. Şimdi bu kadar. Ama isterseniz arkadaşlarınızın parola yapmaması için işte ağa katılmak için parola gerekli olsun falan diye değiştirebilirsiniz. Her neyse. Ben şimdi böyle bırakacağım. Ama açıyı kapatın. Yani şöyle kapatın. Alttan direkt çıkış demeyin. Açık kalması gerekiyor. Her neyse. Şimdi buradan şu internet simgesine tıklıyorsunuz. Ağ ve paylaşım merkezini aç diyorsunuz. Buradan bağlaştırıcı ayarlarını değiştirinden Hamachi seçeceksiniz. Hamachi yüklediyseniz burada olması lazım. Eğer burada değilse bir bilgisayarınızı yeniden başlatın ve yine yoksa bilmiyorum. Her neyse sağ tıklayış özellikler. Sonra buradan internet protokolü sürüm 4 TCP/IPv4 tıklayıp sol tıklayıp özelliklere basacaksınız. Buradan gelişmiş ve bu ara birim ölçüsünü 10 yapmanız gerekiyor. Buraya 10. Sizde 9000 ya da 90000 gibi bir şey yazması gerekiyor. Eğer böyle bir şey yapmadıysanız. Eğer olsa hiçbir şey yapmayın. Şimdi burada bir boşa tıklayın, sol tıklayın. Sonra alt tuşuna basın. Klavyeden alt tuşu. Üste dosya düzen işte görünüm gelişmiş çıkıyor. Gelişmişten geçmiş ayarlar tıklıyorsunuz. Sonra buradan Hamachi'yi en üste getiriyorsunuz şu şekilde. Mesela Tangle var bende bir de. Tangle'ı en üste getirdim diyelim. Eğer böyle bir şeyse Hamachi en üstte olması gerekiyor. Ki Minecraft'ta OpenTLAN yapacağız birazdan. OpenTLAN yaptığımızda Hamachi IP'sini verebilsin. Şimdi Minecraft'ta tekrar giriyoruz. Single player'a girelim. Flat World. Buradan şimdi modumuz yüklendi. Ve arkadaşımız da yükledi. Şimdi SSC'ye basıyorsunuz. OpenTLAN'e tıklıyorsunuz. Bunu Creative, bunu açın. Fark etmez. Start LAN World diyorsunuz ve biraz bekliyorsunuz. Ama çok uzun olmaması gerekiyor. Evet. Şimdi solda IP verildi. Ve IP'in hepsini yazmaları gerekiyor. Mesela Hamachi IP'si yazıyor. Şimdi eğer Hamachi IP'si yazmıyorsa. Mesela Hamachi'deki benim IP'im yazdı. Şuradaki. Onun yanında bir de port yazıyor. Portu da hani iki nokta koyup şey yapmaları gerekiyor. Yazmaları. Eğer ve kapatıp açtığınızda port her zaman değişiyor. Ama başındaki şöyle bir IP değişmiyor. Şu iki nokta şeyinden sonra hep şeyler değişiyor. Portlar. Şimdi arkadaşınız isterse multiplayer'dan şu şekilde mesela bazen gözüküyor bir dakika. Bu scanning for LAN world. Mesela multiplayer'e bastığınızda direkt burada bazen çıkıyor. Eğer çıkmazsa portuyla beraber böyle yazması gerekiyor. İşte ne bileyim işte böyle bir şey yazacak ve join server dediğinde girecek. Bu kadar. Başka bir şey yapmamıza gerek yok sanırım. Evet, paintball. Ve şöyle bir şey demek istiyorum. Eğer mesela siz fazladan mod yüklediyseniz, yani bir mod daha yüklediniz ama o arkadaşınızda yok. Arkadaşınız giremiyor. Sizde olan tüm modlar onda olması gerekiyor. Ama diyelim ki o girecek arkadaşınız bir de şey yükledi. Şu BMW kar modunu yükledi. O zaman da girebiliyor sizin serverınıza. Ama o şeyleri de hatta kullanabiliyordu sanırım. Kendi yüklediği şeyleri. Ama bu sefer siz göremiyorsunuz. Bu kadar. Yani bu kadar. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.